Arkadaşım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler AYT e fırlatan Kamp'ta bugünkü konumuz sayma ve olasılık. Sayma dediğimiz şeylerin içerisinde permütasyon kombinasyon var sevgili arkadaşlarım. Ve olasılık konusunda birlikte ele alacağız. PDF yine açıklama kısmında ücretsiz biçimde mevcut. Tek tıkla istediğin dijital ortama indirebilirsin bu PDF'i. Çıktısını da alabilmen tabii ki mümkün. Kaliteli ve renkli bir PDF olarak paylaştım. Ekstra sevgili arkadaşlarım PDF'in içeriğine değinecek olursak da bu PDF'de ilk defa izleyenler için söylüyorum. Bu kampın ana fikri, temel teması bu. Burada ilk 6 sorumuz sevgili arkadaşlarım ÖSYM kurguları. Ki burada görüyorsunuz 2020 AYT kurgusu. 2022 TYT kurgusu, TYT kurgusu, MSU kurgusu, AYT kurgusu şeklinde ele aldık bu soruları. Bu sorular için metin yayınlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Bu sorulardan sonra da benim seçtiğim AYT'de karşına çıkabilmesi muhtemel sorular var. Bu sorular için de 3-4-5 yayınlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Evet Gençler ilk sorumuzda vaktiniz kıymetli biliyorum. İlk sorumuza başlayalım. Videoya başlamadan önce de kanala abone olursanız ve burası çok önemli videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi gelin birlikte sorularımızı çözmeye başlayalım. 2020 AYT kurgusu olan ilk sorumuza bakıyoruz. Matematik ve Türkçe derslerinin her birinden beşer soru olmak üzere toplam 10 tane sorudan oluşan bir sınavda başarılı olmak için Matematik ve Türkçe derslerinin her birinden en az 3'er tane soru olmak üzere toplam en az 7 soruyu doğru cevaplamalısınız demiş. Yani sen 5 tane Türkçeyi doğru cevaplasan da 2 tane matematik yaptıysan başarısız oluyorsun bu sınavda. Minimum 3 tane matematik, 3 tane Türkçe olacak. Bu sınavdaki 10 sorudan 7'sini rastgele seçip hepsini doğru işaretleyen bir öğrencinin sınavdan başarılı olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle tüm durum dediğimiz durumu ele alalım. 10 tane sorudan 7 tane sorunun seçilmesi bize tüm durumu verecektir. Şimdi ise istenen duruma bakacağız arkadaşlar. İstenen durumda toplam 7 tane soru işaretlediyse başarılı olma olasılığı 3 tane matematiği doğru cevaplamıştır. 4 tane Türkçeyi veyahut 4 tane matematiği doğru cevaplamıştır ve 3 tane Türkçeyi doğru cevaplamıştır diyeceğiz. Bu şekilde her birinden en az 3'er tane de doğru yapmış olur. 3 matematiği Toplam 5 tane matematik sorusunun içerisinden 5'in üçlüsü biçiminde seçebilir ve doğru cevaplar. Çarpı 4 tane Türkçeyi de 5 tane Türkçeden 4 tanesini seçerek cevaplar. Artı ya da tam tersi 5 tanesinden 4 tane matematik ve 5 tanesinden 3 tane Türkçe biçiminde. Bu bize cevabı verir. Şimdi öncelikle 5'in üçlüsü 10, 5'in dörtlüsü 5, beş, 5'in dörtlüsü 5 beş ve 5'in üçlüsü 10 olmak üzere 10 kere 5 50 yapar. E burası da 50 yaptı burası 100'müş. Onun yedilisi de biliyorsun onun üçlüsüne ve bu da 120'ye tekabül ediyor ki 10, 100 bölü 120 bize cevabı verir. Bu da 10 bölü 12'dir. 2 ile sadeleştirirsek 5 bölü 6 olduğunu görürüz. Demek ki doğru cevabımız bizim E seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu 2020 AYT kurgusuydu. Bu da demek oluyor ki 2020 AYT'de de buna benzer bir soru karşımıza çıkmış. Ve bu şekilde de çözümü yapılacakmış sevgili arkadaşlarım. Sizden ricam e, videoyu izledikten sonra Yorum kısmına kurgu olan bu ilk 6 soruya bir zorluk derecesi atamanız. Yani kurgu 2 nokta üst üste örnek veriyorum 10 üzerinden 5. Kurgu olmayanlar 2 nokta üst üste 10 üzerinden 6 gibi. Sizden rica ediyorum soruların zorluk seviyelerini siz de kendi kafanızdan buraya yazın. Ve diğer öğrencilerle de kıyaslama imkanına sahip olun arkadaşlar. Ki e, benim kafamdaki düşünce şu ben daha öncesinde soruları çözdüğüm için kurgu olan sorular 10 üzerinden 6 kurgu olmayan sorularda 10 üzerinden 6,5 ila 7 arasına sıkıştırabileceğim tarzda zorlukta sorular sevgili arkadaşlarım yani kurgu olmayan sorular Burada daha zor sorular sevgili arkadaşlarım kurgulardan. İkinci soru 2020 TYT kurgusu. Bakın az önceki AYT'ydi. Şimdiki ise TYT kurgusu soru. Zeynep dolabının şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satırda olacak şekilde 3 tane sayıyı rastgele seçiyor. Buna göre Zeynep'in seçtiği sayıların tamamının çift sayı olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Şimdi her satırdan bir tane sayı seçeceğiz ve 3 basamaklı bir şifre oluşturacağız çiftleri seçecekse burada sadece 2'yi seçebilir. Burada 4 ile 6'dan bir tanesini seçebilir. Burada da sadece 8'i seçebilir. Dolayısıyla buradan sadece bir tane seçebilene göre 1 çarpı buradan 2 tane 2 buradan bir tane 1. 1 çarpı 2 çarpı 1'den istenilen durum 2 farklı biçimde gerçekleşirken tüm durum ise şurada 3 tane sayı olduğu için 3 Yine bu satırda 3 tane sayı olduğu için 3 ve yine bu satırda 3 tane sayı olduğu için 3 diyorum. Cevap bu. 2 bölü 27 bize cevabı verir arkadaşlarım. Doğru cevabımız Bursa. Bakın tüm durumda istenilenden hariç bütün her şeyi, bütün durumları sayabileceğimiz bir sistem oluşturuyoruz. İstenilen durumda ise sadece ama sadece bizden istenene odaklanıyoruz arkadaşlar. Farklı herhangi bir egzantrik olaya girmiyoruz. 2022 TYT kurgusu olan bir soru ki gerçekten beğendiğim sorulardan bir tanesi. Kırmızı ve sarı lambalardan oluşan şekildeki düzenekte kırmızı lambanın açma tuşu K ile sarı lambanın açma tuşu da S ile şekildeki gibi gösterilmiş. Ve düzenekteki tuşların çalışması bozulduğu için K ve S tuşlarına basıldığında lambaların yanma olasılığı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. K tuşuna basıldığında kırmızı lambanın yanma olasılığı 2 bölü 5, sarı lambanın yanma olasılığı 3 bölü 5, S tuşuna basıldığında sarının yanma olasılığı 1 bölü 4 iken kırmızının yanma olasılığı 3 bölü 4 imiş. Buna göre tuşlara sırasıyla K, S, S sıralamasıyla basıldığında lambaların sarı, sarı ve kırmızı olarak yanma olasılıkları soruluyor bize. Şimdi ben K tuşuna bastım ve sarı yanmasını istiyorum. K'ya basıldığında sarı yanma olasılığı 3 bölü 5 olarak bize verilmişti. 3 bölü 5'i yazdım. Şimdi devam ediyorum. Olay devam ettiği için bunları çarpacağım. Çarpı S'ye bastım ve sarı yanmasını istiyorum. S'ye basıldığı zaman sarı yanma olasılığı 1 bölü 4'tü dolayısıyla çarpı 1 bölü 4 dedim. Çarpı devam ediyorum. Yine S tuşuna basacağım ama bu sefer kırmızı yanacak. S tuşuna basıldığı zaman kırmızı yanma olasılığı 3 bölü 4'tü. Buraya da 3 bölü 4 yazdım. Soru bitti. 3 çarpı 1 çarpı 3 9 yapar. 5 çarpı 4 çarpı 4 de 80 yapar. Cevabım 9 bölü 80 Dolayısıyla cevap A şıkkıydı diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Yine 2022'de yani geçen yıl TYT sınavında buna çok ama çok benzer bir soru çıktı. Ee, sanırım yanlış hatırlamıyorsam okula gidiş durumlarıyla alakalı bir soruydu. Ve sevgili arkadaşlarım yine aynı şekilde benzer şekilde çözülüyordu. Aklınızda bulunsun. Şimdi devam ediyorum. Yine geçen yıl bu sefer AYT sınavında çıkan bir olasılık sorusuyla. Aşağıdaki şekilde bir adet M, bir adet L ve bir adet X ile beden kazak verilmiş. Biri X ile beden, ikisi L beden, üçü M beden olan 6 kişi kendi bedenine eşit ve kendinden kendi bedeninden büyük olanı giyebiliyorken kendi bedeninden küçük kazağı giyemeyecektir. Buna göre rastgele seçilen bir kazan, rastgele seçilen bir kişinin üzerine giyilebilme olasılığı. Şimdi mesela L'yi seçtik ya. Bu L'yi L beden olanlar giyebiliyor, M beden olanlar da giyebiliyor. Ama x large bedene sahip birisi giyemiyor çünkü içine sığmıyor gibi düşünün tamam mı? E şimdi devam edelim bakalım. Diyorum ki öncelikle bizim elimizde hangi kişiler var? Bir x large bedene sahip bir kişi var. İki tane large bedene sahip, üç tane de medium bedene sahip altı tane kişi var toplamda. Ve üç tane de kazağım var. Şimdi ben buradan medium olan kaza seçmem için 1 bölü 3 olasılık gerekiyor buna. Çarpı bu medium kaza sadece medium bedene sahip olan kişiler giyer. Yani buradaki 3 kişiden birisi giyer. Dolayısıyla bunların seçilebilme olasılığı da 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir diyeceğim. Artı ya da 3 bölü 6 yazalım payda eşitlemeye belki gerek kalmaz. 3 bölü 6 yazdım. Artı dedim. Devam. Large beden kaza seçme olasılığım yine 1 bölü 3'tür. Çünkü 3 kazaktan birini seçmek istiyorum. Çarpı Large beden hem large'lara hem de medium'lara olacağı için buradaki 5 kişiden herhangi bir tanesini olur. Dolayısıyla 5 bölü 6 olasılıkla bu 5 kişiden biri seçilir. Artı x large beden kazağı seçmem için 1 bölü 3 olasılık gerekiyor bana. Çarpı x large buradaki herkes olacağı için 6 altı kişiden 6'sı diyorum. Yani 6 bölü 6 diyorum. Eşittir. Bu bana cevabı verecek. 1 kere 3 3. 1 kere 5 5. 1 kere 6 6. Bunların toplamı bana 14'ü verir. Bölü 3 çarpı 6 3 çarpı 6 3 çarpı 6 demek ki paydamız 18 payda eşitlemeyle lüzum kalmadı doğru bir hareket yapmışız demek ki sadeleştirirsek 2'ye böldüm 7 2'ye böldüm 9 7 bölü 9 benim cevabım olacaktı dolayısıyla cevap D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım devam ediyorum 2022 yine geçen seneden ama bu sefer de MSU kurgusu gördüğünüz üzere 2022'de TYT'de de AYT'de de MSU'de de vazgeçilmeyen konular sevgili arkadaşlarım bu konular ki her sınavda zaten görmeye alışkınız mutlaka yine bu sınavda da karşınıza çıkacak AYT'de. Çağan babasına 4 basamaklı bankamatik kartının şifresinin birbirinden farklı çift rakamlardan oluşmasının kartın güvenliği açısından tehlikeli olduğunu söylüyor. Hatta kötü niyetli bir kişinin kartın şifresini tek denemede bulabilme olasılığının çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Buna göre çağının çok yüksek olduğunu söylediği olasılık acaba kaçtır diye sorulmuş. Şimdi babasına demiş ki bak sadece çift rakamlardan oluşan bir şifre koyma kartına demiş. 4 basamaklı şifre olacak. Şimdi 0, 2, 4, 6, 8 ve birbirinden de farklı olacakmış koyacağı şifre. E şimdi 4 basamaklı bir şifre varsa ve birbirinden farklı olacaksa buraya 5 rakamdan birisi, buraya 4 rakamdan birisi, buraya 3 rakamdan ve buraya 2 rakamdan birisi gelecek. Ben bunları çarptığım takdirde 120'ye erişirim. Şimdi çağının babası 120 farklı şifre oluşturabilir. Ve ben bu şifreyi tahmin etmek istiyorsam bunlardan sadece ama sadece birini söyleyebilirim. Ve onun da Tutma olasılığı tabii ki 1 bölü 120'dir. O halde şifrenin kırılabilme olasılığı da 1 bölü 120'dir deriz. Doğru cevap E şıkkı olur. 2021 TYT kurgusuna bakıyoruz şimdi de. E, kurgu sorulara Olan puanın size söylemiştim 6 demiştim artık 5.5'a doğru düştü soruları tekrar hatırlayınca. 6. sorumuzdayız 2021 TYT kurgusu. Şekilde 9 birim kareye ayrılmış ve sadece 3 tanesi kırmızıya boyanmış bir karton ile oyun oynanacaktır. Bu oyunda oyuncuya 3 tane hücresi kırmızıya boyanmış olan kartonu ters çevirip boyalı hücreleri arka yüzünden işaretleyerek bulması istenmekte. Yani şu şekilde burada mesela şu, şu ve şu boyanmış. Oyuncu bunu görmeden karton ters çevrilmiş ve oyuncuya demişiz ki buradan 3 tanesini işaretle. İşaretlediği takdirde yine bunlara tekabül etmesi yani arka yüzlerine tekabül etmesi denk gelmesi olasılığı soruluyor bize. Ali'nin 3 boyalı hücreyi de bulma olasılığı soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Burada 9 tane hücre vardı. Bu 9 tane hücreden sevgili arkadaşlarım herhangi 3 tanesi boyanacaksa 9 tanesinden herhangi 3 tanesini seçtim ve boyadım derim. Ki bu 9'un 3, 9 tanesinden 3 tanesini seçme sayımız bizim her biri birbirinden farklı görüntü oluşturacak tabii ki. Ve bizim bu görüntüyü bulma ihtimalimiz aynı yukarıdaki şu şifreli sorudaki gibi sadece ama sadece bir tanesini tahmin etmeniz. Dolayısıyla 1 bölü 9'un üçlüsü bana cevabı verir. 1 bölü 9'un üçlüsü de 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyel yani 6. 2'ye ve 3'e böldüm 1. 2'ye ve 3'e böldüm 4'e 3 geldi. 3 kere 4 12 çarpı 7'den 84 oldu. 1 bölü 84 bana cevabı verdi. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Benim bir kızım var 14-15 aylık e, ismi Zeynep. Arada sırada e, farklı odalarda olmamıza rağmen bu aralar çok bağırıyor. Kusura bakmayın e, ee, videolarda bazen sesini duyabiliyorsunuzdur. Şu an mesela bağırıyor ben çok net duyuyorum ama mikrofon bunu ne kadar alıyor ne kadar dip ses olarak alıyor bilmiyorum. Kusura bakmayın şimdiden. Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. İkinci sayfamda 7 numaralı soruyla artık kurgu sorular bitti ve benim ÖSYM'de yani AYT'de karşına çıkabilmesi muhtemel olan sorulardan birisini TYT'de de yine aynı şekilde muhtemel olan sorulardan bir tanesini çözeceğiz. Gel şimdi birlikte bakalım 7 numaralı soruya. 3 tane özdeş bal şişesi, 3 tane özdeş pekmez ve 3, 2 tane özdeş reçel şişesi olmak üzere toplam 8 tane şişe yan yana dizilecekmiş. Buna göre sadece 2 tane bal şişesinin yan yana olduğu kaç tane sıralama yapılabilir diye soruluyor. Yani 3 tane bal şişesi yan yana gelmesini istiyor. Bunlar özdeş de unutmayın. Şu 2 tanesini bir paket diyorum. Böylelikle nereye giderlerse gitsinler bu ikisi beraber gezecekler ve beraber gezecekleri için de sevgili arkadaşlarım iki tanesi daima yan yana olmuş olacak ve şunu da sevgili arkadaşlar bunun ne sağına ne de soluna getirmem gerekiyor. Hiçbir şekilde dip dibe olmaması gerekiyor. Böylelikle sadece ama sadece iki tane bal şişesi yan yana gelmiş olacak. Şimdi Gençler şöyle siyah kalemimizi alalım ve devam edelim. Buna göre sadece iki tane bal şişesinin yan yana olduğu kaç tane sıralama yapılabilir diye soruluyor. Bu tarz sorularda öncelikle kafa karıştıran yer şunların yan yana gelmesi durumu olduğu için benim size tavsiyem öncelikle bunları görmeyin. Önce onları dışlıyoruz. Dışladıktan sonra şunları yerleştiriyoruz. Bunları düz bir zemine şöyle aralarında da biraz boşluk olacak şekilde kaç farklı biçimde sıralayacağımızı bulalım. 5 tane olduğu için 5 faktöriyel. Yalnız özdeş olduklarından tekrarlı permütasyon olayına giriyoruz. 3 tane pekmez özdeş ve 2 tane reçel özdeş olduğu için bunlar 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel biçimde sıralanacaktır. Çarpı diyorum ve yoluma devam ediyorum. Şimdi ben buraları doldurdum değil mi? Pekmez ve reçellerle bunlar doldu. Şimdi gelelim ballara. Şu paketlediğim ballar şuraya şuraya şuraya, şuraya, şuraya veya şuraya yani toplam 6 tane yerden birine gelebilirken çarpı varsayalım ki şuraya gelsin. Buraya gelirse eğer bu ikili bal tekli balın gelebileceği bak 1, 2, 3, 4, 5 yer kalır. Çünkü bunun etrafına yerleşmemesi gerekiyor. Dolayısıyla çarpı 5 dedim. Bak buradaki 3 faktöriyel 6 idi bu da 6 zaten bunlar gitti. 5 faktoriyel yani 127, 122'ye böldüm burada 60 kaldı. 60 kere 5 de bana cevabı verir. O halde cevabımız 300'ün ta kendisi olacaktı. Cevap D şıkkıdır gençler. Güzel soruydu devam ediyorum 8 ile. Bir yayın evi var. Hazırladığı 2 tane kolay. 3 tane orta. Ve bir tane zor seviye olmak üzere toplam 6 tane denemenin her birine 1'den 6'ya kadar farklı bir numara verecektir. Şimdi 1 numara, 2 numaralı deneme, 3 numaralı, 4 numaralı, 5 ve 6 numaralı denemeler dedim. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar kolay denemelerin numaraları 4'ten küçük olacakmış. Yani şu ilk 3 tanesi ben 2 tanesi kolay olacakmış. Ve zor denemenin numarası da 3'ten büyük olacaksa 3'ten büyükler hangileri arkadaşlarım? 3'ten büyükler şunlar var bunlar içlerinden bir tanesi de zor olacak pekala. Bu biçimde kaç farklı işlem yapılabilir diye sorulmuş. Şimdi şu 3 tanesinden 4'ten küçük demişti ya bu 3 tanesinden ikisi kolay olacak. O halde ben 3 tanesinden 2 tanesini seçtim. Seçtikten sonra da bunları sıralayacağım. 2 faktöriyel biçimde de sıralayacağım. Bu bir Varsayalım ki şuna ve şuna geldi kolaylar. Zoru da seçelim. 3 tanesinden herhangi bir tanesini seçtim ve o da zor olsun istedim. Varsayalım ki şuna da zor geldi. Şu an boşta kalan 2 var, 4 var, 6 var. İşte bunlara da geriye kalan 3 tane orta deneme 3 faktöriyel biçimde sıralanabilir. Şimdi 3'ün ikilisi çarpı 2 faktöriyel. 3 faktöriyelin ta kendisidir ki 6'dır. 6 kere 6, 36. Bu 36'yı ben gidip buradaki 3 ile çarparsam 108'i bulurum. O halde cevabım da 108 olur derim. Doğru cevap A şıkkıdır. Devam ediyorum 9. sorumla. 9. soru güzel bir soru. ÖSYM tarzı bir soru. Dikkatli bir şekilde dinlemene, dinlemene de fayda var. Bir gazete bayisinde satılan 2 tane özdeş A, bak A'lar burada. 2 3 tane özdeş B ve bir tane de C gazetesi var ve aşağıdaki şekilde örneği gösterildiği gibi buraya sıralanacak arkadaşlar. Buna göre en üstteki ve en alttaki raflara B gazetesinin gelme olasılığı soruluyor bana. Şimdi diyor ki şuraya B gelecek diyor, buraya B gelecek diyor. E B'ler zaten özdeşti. Herhangi bir seçim yapmama gerek duymadan iki tane B'yi buradan aldım ve dedim ki sen şuraya gel, sen de şuraya gel. Nasıl olsa özdeşsiniz. Hangisini yukarı, hangisini aşağı koyduğumun hiçbir önemi de yok. Pekala elimde şu an neler kaldı? 2 tane A kaldı, 1 tane B ve 1 tane C kaldı. İşte onlar o 4 tane gazete buraya 4 faktöriyel biçimde sıralanabilecek iken buradaki 2 tane A gazetesi özdeş olduklarından 2 faktöriyele bölerim ve bu kadar şekilde sıralanabilir derim İstenilen tüm durum bu. Peki tüm durum ne? 6 gazete 6 faktöriyel 2 tane A gazetesi özdeş ve 3 tane B gazetesi özdeş olduğu için tüm durumda işte budur. Şimdi 4 faktöriyel ile 6 faktöriyeli sadeleştirdim. Burada 6 kere 5'ten 30 kaldı. 30'u 6'ya böldüm. 5 kaldı. 2 faktöriyeller de gittiğine göre yukarıda sadece 1 ve aşağıda sadece 5 kaldı. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 5 oldu. Yani cevap A seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz... E, Özgüven Li olmanız gerekiyor bu tarz soruları çözerken. Ve kafa karışıklığına mahal vermemek gerekiyor. Peki bu kafa karışıklığını nasıl giderebiliriz? Çünkü genel itibariyle öğrenciler bu tarz soruları çözerken hocam benim kafam karışıyor neyi nereye koyduğumu unutuyorum. Ve mesela bir şeyleri seçiyorum ya acaba onu sıralamam gerekiyor mu? Yoksa sıralamam mı gerekiyor? Ben bunları karıştırıyorum diyorsan biraz acele karar vermen lazım bunları çözerken. Aklına ilk gelen şey her zaman doğrudur mantalitesiyle hareket etmen gerekiyor. Tabi daha geniş zamanlar olsa örnek veriyorum benim kampı sene başında dinlemiş olsan o permütasyon kombinasyon binom ve olasılık kamplarını konu anlatımlarını dinlemiş olsan çok daha detaylı bir şekilde bu işlemleri ben anlattım ama şu an vaktimiz kısıtlı vaktimiz dar olduğu için ve sınava yaklaşık 10 küsür gün kaldığı için bu şekilde anlatmak zorundayız. biraz sevgili arkadaşlarım acele kararlar verirseniz genellikle ilk verdiğiniz kararlar bu sorular için doğru kararlardır. Dolayısıyla arkadaşlarım ne kadar çok düşünürseniz o kadar çok yanılabilirsiniz ilk verdiğiniz kararları uygulayın arkadaşlar sınavlarda ve tabii mantık çerçeve mantık çerçevesi içerisinde yani şöyle değil toplama mı çıkarma mı toplama ilk aklıma bu geldi bu değil tamam Dolayısıyla biraz da mantık çerçevesi, çerçevesi içerisinde hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi gelin 10. sorumuzu çözelim. bu tarz bir soru sınavda çıkabilir mi? Bak bu tarz bir soruyu ÖSYM şimdiye kadar tercih etmedi. Bu saatten sonra da tercih edecek gibi durmuyor. E hocam hani sen sınavda karşına çıkabilme ihtimali olan soruları seçmiştin. 10. soru bunun haricinde. Çünkü arkadaşlar 10. soru bizim e, zihnimizi genişletebilecek bir soru. Ki ben olsam ÖSYM'nin yerinde bu tarz bir soru koyardım sınava. Çünkü ciddi anlamda e, permütasyon kombinasyonu yani kolay yoldan saymaları e, ele alacak bir soru. Bunları işlettirecek bize bir soru. A ve B basketbol takımları bir playoff serisinde karşılaşacaklar bu seride 3 galibiyet alan bir üst yükselecek. Şimdi bu playoff serisi tabi soruların kız ve erkek öğrencilere göre avantaj veya dezavantaj sağlamaması gerekiyor. Burada playoff'u açıklayalım. Arka arkaya maçlar yapılıyor iki takım arasında. 3 galibiyete ulaşan ilk takım bu playoff'un kazananı olmuş oluyor. Şimdi örnek olarak birinci takım birinci maçı A kazandı 1-0 oldu. İkinci maçı B kazandı 1-1 oldu. Üçüncü maçı B kazandı 1-2 oldu ve 4. maçı B kazandı, 1-3 oldu. İki defa B takımı 3'e ulaştığı için B takımı sevgili arkadaşlarım tur atlamış oluyor. Şimdi mantalite güzel. Peki buna göre bu playoff serisi kaç farklı şekilde yürüyebilir diye sorulmuş. Şimdi burada playoff serisi için birbirinden farklı durumlar söz konusu. Yani illa 3-1 bitmesi gerekmiyor, 3-0 da bitebilir. 3'e e ulaşan kazanacaksa 3-0 bitebilir, 3-1 bitebilir. 3-2 bitebilir. Yani bu playoff 3 maçta da bitebilir. 4 maçta da bitebilir. Ve tabi 5 maçta da bitebilir sevgili arkadaşlar. E güzel. Şimdi 3 maçta bitenlere bakalım. 3 maçta bitecekse ya hepsini A kazanacak ya da hepsini B kazanacak bitecek. Dolayısıyla 2 tane durum var. 2. Şimdi 3-1 bitecekse toplam 4 tane maç var. Ve hemen kafanıza göre sıralamayacaksınız burada. Mesela şöyle A, 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 B takımı. Olursa eğer tamam yine 3-1 biter ama 3'e ilk ulaşan kazanacağı için burada sevgili arkadaşlarım zaten A 3-0 yapmış bir tane daha maç yapılmasına lüzum yok. Dolayısıyla ben şunu gözetmem gerekiyor. Bu önce B'yi yerleştireyim. A'nın kazanmasını istiyoruz şu anki durumda. Tamam mı? Bak önce A'nın kazanmasını istiyorum. A kazanacaksa 3-1. B'nin kazandığı yer şu üçünden bir tanesi olmalı. B'nin burada kazanması olayı değiştirmeyecektir. Çünkü gereksizdir. Eğer A bunların her birini kazanırsa, kazanacak olursa zaten şu an playoff turunda öne geçmiştir ve bitirmiştir. Çünkü üçünü de ilk üçünü o kazanmış. Demek ki B şu üçünden birisi olacak. Dolayısıyla üçün birlisiyle B'nin olduğu yeri seçtim. Varsayalım ki şu. A'ları da diğer yerlere serpiştiriyorum. Dolayısıyla üçün birlisi çarpı üçün üçlüsü diyeceğim. Yani üç farklı durum var. Ama A'nın kazandığı 3 var. B'nin de kazandığı 3 tane durum olacak. Dolayısıyla toplamda 6 durum söz konusu. 3-2 biten maçlara bakalım. 1-2-3-4-5 tane maç oynanacak ve 3-2 bitmesini istiyoruz. 3-2 bitecekse ve A'nın kazanmasını istiyorsak. Sonuncusu A'nın kazanmasını istiyorsam sonucu mutlaka A olmalı. Şuraya A gelmeli. Şimdi şuraya bakalım. Bu 4'ünden 2 tanesi B olmalı. Dolayısıyla 4 tanesinden 2 tanesini seçtim. Varsayalım ki şununla şunu B kazandı. Şu diğer üçü de zaten A'ya kaldığı için üçlü üçlüsü dedim. Dolayısıyla bu da burası da bana 6'yı verdi. Bu A'nın kazanma durumuydu. 6 tane. E B'nin de kazanma durumu 6 tane. Toplam 12 tane durum söz konusu. O zaman soru bitti. 2 6 daha 8. 8 12 daha 20 yapar. Dolayısıyla cevabımız da A şıkkıdır deriz. Gerçekten kaliteli ve güzel bir soruydu. Şimdi bakalım 11. sorumuza. 1 1 2 2 3 3 4 4. Yani her rakamdan ikişer tane var 1'den 4'e kadar. Bu rakamlar her bir kutuya bir tane gelecek şekilde 8 haneli kutulara yerleştiriliyor. Buna göre ok yönünde tek rakamların küçükten büyüğe doğru sıralı olduğu kaç farklı görüntü elde edilebilir? Şimdi ben size nerede söylemiştim? O durumu şurada söylemiştim bak. Böyle yan yana gelsin istiyorsa, yan yana gelmesin istiyorsa, küçükten büyüğe doğru sıralı olsun veya büyükten küçüğe doğru sıralı olsun falan diyorsa. Yani özel durumlar söz konusuysa sizden ricam öncelikle o özel durumu oluşturacak olan sayıları, özel durumu oluşturacak olan cisimleri... Bir karıştırmayın. Önce onlar dursun. Ki burada tek rakamlar küçükten büyüğe doğru gelsin diyor. Yani 1-1 ve 3-3'ü görmezden gelin. Öncelikli olarak siz 2-2 ve 4-4'ü yerleştirin bu 8 kutuya. Şimdi diyorum ki 8 tanesinden 4 tanesini seçtim ve ben bunlara çiftleri yerleştireceğim diyorum. Ve bunlar tabi ki sıralanabilirler. Ki 4 tane var. Dolayısıyla 4 faktöriyel biçimde sıralanırlar. Fakat bunlardan 2 tanesi özdeş olan 2'ler ve 2 tanesi de özdeş olan 4'ler olduğu için 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyeceğim. 4 faktöriyel 24'tü. Şurası da 4 yapacağı için 24'ü 4'e böldüm ve 6'yı buldum. Şimdi 8'in 4'lüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 faktöriyel dedim. Ve bir de burada 6'mız var. 4 faktöriyel 24'te 6 ile 4 yaptı. 4'e böldüm 4'e böldüm 2 geldi. Burası arkadaşlar 5 kere 6 30 kere 7 210 hatta direkt 2 çarpı 7 çarpı 30 da diyebiliriz. Şu an cevap bu gibi görünüyor ama daha biz tekleri yerleştirmedik. Arkadaşlar tekler için şöyle bir durum söz konusu varsayalım ki ben 2'yi buraya 4'ü buraya yerleştirdim. 4'ü buraya ve 2'yi de buraya yerleştirdim. Şimdi tek olanlar küçükten büyüğe doğru sıralanacak diye zaten 1 1 ve 3 3 var başka bir şey yok. Yani zaten birler buraya, üçler buraya gelmek zorunda soldan sağa doğru, küçükten büyüğe doğru sıralanmış olması için. Ve benim için demek ki şu önemliymiş, çiftleri yerleştirmek daha da önemliymiş aslında. Çünkü zaten geri kalanlar teklerin yerlerini tayin ediyor. O halde benim cevabım işte burası olacak ki bu da 7 kere 30, 210 yapar, çarpı 2'den 420'yi verir, cevabım da C seçeneği olur böylelikle. 12. sorumuza yani son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Türkan Hanım var. Bir servis tabağı, bir yemek tabağı ve bir çorba kasesinden oluşan yemek takımından mavi, sarı ve kırmızı renkli olmak üzere 3 tanesine sahiptir. Yani 9 parça yemek takımı var şu an Türkan Hanım'ın. Türkan Hanım akşam yemeği için bu 3 takımı yan yana renklerine dikkat etmeksizin şekilde bir örneği gösterildiği gibi rastgele en alta servis tabağı, ortaya yemek tabağı ve en üstte çorba kasesini koyarak 3 kişilik servis açmış. E buna göre yerleştirilen bu yemek takımlarının her birinde tüm tabakların aynı renk olma olasılığı kaçtır diye soruluyor bana. Şimdi öncelikle bak dikkat et. Bizden istenen, isteneni bulmak çok kolay. Mavi mavi mavi, kırmızı kırmızı kırmızı, sarı sarı sarı. Yani bu takım mavi, bu takım kırmızı, bu takım sarı olsun istiyoruz. E tabi MKS burada 3 faktöriyel biçimde sıralanabilir. Dolayısıyla istenen durum da sevgili arkadaşlarım 3 faktöriyelden 6'dır. Şimdi gel tüm durumu bulalım. Bu daha da basit aslına bakarsan. Tüm durum şu şekilde bulunur. Kusura bakmayın telefonumdan ses geliyor. Tüm durum şu şekilde bulunur. Şuradan başlıyorum. Servis tabağı için 3 farklı durum söz konusu 3. Yemek tabağı için 3 farklı durum söz konusu 3. Çorba kasesi için 3 farklı durum söz konusu 3. Şimdi geçtim bir yan tarafa. Şunun için 2, bunun için 2 renk, bunun için 2 renk, bunun için 1 renk, bunun için 1 renk, bunun için 1 renk, renk mevcut. Hepsini çarpacağım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 1 çarpı 1 bir çarpı 1 yazmıyorum. Cevap bu. 2 kere 3, 6'yı vereceği için burası gitti. 3 kere 3, 6, 9 özür dilerim. 2 kere 2, 4 çarpı 9'dan ne gelir? 36. Demek ki 1 bölü 36 da bana cevabı verecekmiş. O halde cevap E şıkkıymış diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet böylelikle bu videonun ve bu pdf'lerin de sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım da senin, umarım senin sayfaların da bu şekilde e, dolu doludur. Umarım çalışılmıştır o sayfalarda. Çünkü ben ne öğrenciler tanıyorum. Ah ah öğrenciler. Ben, ne, öğrenciler tanıyorum ben. Dönem başında o gazla bu sene o sene bu sene deyip o gazla yayın evinin raflarının tabiri caizse e, boşaltıp o kitapları eve götürüp o güzel kitapları, o böyle matbaa kokan kitapları sevgili arkadaşlarım, sayfalarını tek tek açıp kendine bir program ayarlayıp başladığınız anları hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Ee, eğer çözülmediyse o kitaplar ki genelde çözülmez. Çözülmediyse şu an ben bunları söylerken o dönemleri yani bundan 9-10 ay öncesine 11 ay öncesine Gitmeyi o kadar arzuladığınızı görüyorum ki, hissediyorum ki, biliyorum yani bunu. O duyguyu çok iyi bilirim. Arkadaşlar artık geçmiş geçmişte kaldı. Bu dönemde olabildiğince bol miktarda antrenman yapıp artık son düzlükte olabildiğince sıkı çalışmak ve hızlı koşmak gerekiyor. Çünkü tüm 5000 metre, 10000 metre koşucuları bu şekilde yapar. Televizyonda izlemişsinizdir. Genelde TRT verir böyle on, olimpiyatlarda falan 5 bin, bin metre koşucuların atletlerini. Onlar koşarken genelde şöyle bir şey hissedersiniz. Bu denen hani ben koşsam yetişirim bunları geçerim. Bu kadar yavaş koşulur mu? E, gibisinden. Aslında orada yapılan şey şu. E, evet yavaş koşuyorlar ama bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Çünkü 5000 metre uzun bir süreç. Ya 5 kilometre ya koşuyorsunuz. Yani arabayla bile 5 kilometre Bazen can sıkıcı olabiliyor. 10 kilometre hele, 10 bin metrede. Atletler güçlerini ayarlamak zorundadır. Sen ilk başta hızlı bir şekilde koşmaya başlarsan, atlet de olsan, sporcu da olsan, 3 kilometre sonra yorulursun. 4. kilometrede yere yığılabilirsin. Dolayısıyla ilk etapta yavaş koşuyorlar ama böyle hızlandıkları yer neresi biliyor musun? Son 300 metre, son 200 metre veya son 400 metre. Max son 400 metre ama 400 metreyi bulmaz bile. Son 200 metrede de deparat kalkarlar ve o ana kadar. Ee, hani 10.000 metreyi düşünecek olursak 9.800 metre boyunca dördüncü olan, 5. olan, 6. olan adam e, bazen böyle 20 metre farkla, 15 metre farkla, 5 saniye farkla, 3 saniye farkla birinci olarak bitirebilir yarışı. Çünkü oradaki depar çok önemli bizim için. Şu an siz bir senelik bir çalışma periyodu içerisinden çıkıyorsunuz ve o bir sene boyunca bazen hızlandınız, bazen yavaşladınız ama... Gerekli tempo en başında da ben size söylemiştim. Gerekli tempo her gün stabil biçimde çalışmak. Yavaş da gitseniz her gün aynı şekilde çalışmanız. Ama son bir ay son bir buçuk ay bizim için çok önemli. Çünkü son 200 metreye girmiş oluyoruz ve depar atmamız gerekiyor. O ana kadar sıkılmadan gelmemiz gerekiyor. O ana kadar yorulmadan gelmemiz gerekiyor ki işte o an tüm enerjimizi orada sarf edip bir sefer yorulup tam yorulup sınavı koparmamızdı. Umarım sizler de sevgili arkadaşlarım bu depara atıyorsunuzdur. Çünkü bu depar bizim için inanılmaz derecede önemli. Bu deparı atarken, e, şunlar gerçekleşebilir ki benim öyle olmuştu zamanında. E, hani sene boyunca atmaya artmayan netler işte, o dönemde artar, bu dönemde artar. E, sene boyunca yapamadığınız netler bu dönemde gerçekleşir. Ee, ve belki de ciddi anlamda sizleri başarıya taşır. İstediğiniz bölümleri kolay bir şekilde elde etmenizi sağlar. Umarım inşallah herkes istediği bölümleri istediği şekilde istediği puanla kazanır. Herkes istediği puanı alır. İnşallah arkadaşlar. Yapacağınız seçimler sizleri inşallah mutsuz etmez. Evet gençler. Sonraki videoda görüşürüz. Bu video serisini sevdiğinizi biliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.